Merhabalar sevgili Ziraat Hayvancılık ve Hububat Gönüllü dostları. Yepyeni bir bölümde ve pardon. Boğazım çok konuşmaktan şey oldu. Yemek tarifimiz geldi. Roasted hazelnuts. Güzel. Bakarız bir ara nasıl bir şey olduğuna. Yaz mevsiminin son günüyle karşınızdayım. Yanlış bilmiyorsam. Bu ne? Moonlight Genius ve Passing by the Perfect Bir Moonlight Jellies diyor. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Ay ışığı jöle şey. Neyse göç eden bir hayvan herhalde. Akşam onda sahilde toplanıp onları izleyeceğiz diyor. Tamam. Gideriz. Davete. Son gün şunları da topluyoruz. Bir daha bunları alamayacağız herhalde. Yarın işim çok uzun olacak. Beni şimdiden korkutuyor çünkü çok fazla yeni şey ekmem lazım. Sonbahar bitkileri. O yüzden evin upgrade'ine iyi ki param yetmemiş. Yetse de yapmamam gerekiyordu çünkü yarın tohuma çok fazla para vereceğim. 30-40 bin falan vereceğim belki de. Parayı ona saklamak daha mantıklı. Şunları hemen topluyorum. Burası tamam. Mısırlar yok. Bunlar yok. Bunlar yok. Şu ağaçlardan artık şey yapacağız. Community Center orada bitireceğim büyük ihtimalle artık. Son meyveleri bekliyorduk zaten biliyorsunuz. Tamam bunları aldık. Bunu aldık. Şu balık olta şeyine gerek yok, acil değil. Abi bir saniye şeye bakalım. Refined Quartz, Gold Bar, Iron Bar. Gold Bar, Iridium var. Aslında bununla yapabilirim ya. Neyse bir dandini yaparız biz gene şu şeyi. Şuradan alamıyorum. Neyse. Hayvanlarımızı sevelim. Çekil tavşan. Şunu seveceğim. Ha. Çok güzel lan. Açalım böyle ayrı. Oh çok güzel. Aslanlarım benim. Yumurtalarınızı toplayalım. Solda hepsi düz gözüktü. Acaba hiç yıldızlı mıldızlı çıkmadı mı ya? Aslında şeye de bakmam lazım bir saniye ya. 86 daha var tamam. Kovamızı alalım elimize. Şuradan başlayalım. Şu lan. Ha. Ulan onu seveceksin. Süt. Domuzdan süt çıkmaz. Bunu yokmuş. Bunu aldık. Şurayı da hallettik. Güzel. Oh. Şimdi. Burada şöyle bir şey yapacağız. Dikkatli kazmak lazım. Buradaki tohumları zarar vermemek için. Ah keşke hepsini aynı gün ekebilseymişiz ama neyse çok da sorun. Aa bunlar olmuş. Oo şimdi işler değişti. Hayır arkadaşım yeme. Oo buraya da bir şeyler ekmek lazım abi. Neyse dur şunlar falan da bir bitsin. Ona göre sonra tekrar bakarız. Şimdi şunu şurada elimize alalım zaman kaybetmemek için. Buradaki hayvanlar bizi dövüyor yoksa. Gelmiyor lan peşimden. Eşek. Seni ben çıkarttım yumurtadan ya. Hala kovdu. Bunları kesmem mi lazım benim acaba? Öyle... Bu ağaç niye böyle sarı sarı? Ha bu ağaç böyleydi zaten herhalde. Mantarlara bakalım belki olmuştur. Evet. Şey artık hediye verebiliyor muyum? Aa olmuş tamam. Tamam bugün buralardayız anlaşıldı. Tosun. Kocabaş. Aa dur bu hayvana su vermiyoruz abi. Şimdi şunlara şey koyacağız. Başka da çok acil bir şeyimiz yok sanırım. Şunları yerine koyalım. Oh. Abi ne koşturma ya. Şunu
Şuranın şu koşturması. Şimdi 10 tane şey diyordu da 6 böyle ne olur herhalde. Olur mu ya? Umarım olur. Bir daha bunlara ekmek istemiyorum çünkü şu sıralarda. Şunları şöyle bir hızlı tıklayalım hepsine. Akşamki şeydi, umarım unutmam ya. Aa, buraya hiçbir şey koymadık. Tamam, geri alabiliriz o zaman. Bir şey koyma oğlum. Heh. Bunu satacağız zaten. Of abi, ne şey. Hem rutin hem bir garip. Aa, bu da olmadı. 15 şimdi bundan 10 tane aldık. Şunlar üstümüzde durabilir, pardon. Şimdi nasıl yapsak? Şunu buraya atalım. Şunlar üstümde dursun bir şimdilik. Aa, bir de şey alayım ya. Bir tane şunu alayım. Şunu da alayım, satarım hatta bugün içinde. Hatta ya başka satılacak bir şey varsa onları da alalım. Of, çok karışık burası. Bu eski oltaları ne tutuyorum acaba? Hiçbir fikrim yok. Satmamı engelleyen şey nedir acaba? Aha, şu yok mu maske? Bunu dikebilirim bir yere. Bunu hiç kullanmadım aslında ya. Daha tam çözemedim onu. Denizden, sudan, nehirden maden toplamak için az da olsa. Ha, bu direkt sahile gönderiyor değil mi bizi? 5 tane varmış, neyse. Alıp bugün kullanırım diyecektim. Bir tanesi de 5 tanesi şimdi. Burada da ki, tamam. Şunları şuraya şey yapayım önce. Bunları iyi paraya satacağım herhalde ya. Öyle görünüyor. Şunu ve şunu satacağız. Abi ne koşturmaca ya. Gerçekten şu oyunun şu koşturmacası çok enteresan. Yarın yetişemeyebilirim bile birçok şeye. Çok fazla şey ekmem gerek çünkü biliyorsunuz bahçe çok geniş. Geçen mevsim yetiştirememiştim yanlış hatırlamıyorsam. Önce bahçedeki standart işleri halledeceğim. Sonra gideceğim tohum alacağım. Sonra döneceğim onları falan. Öf yani. Hatta bu geceden sayım yapayım ben. Kaç tane ne alacağım ne satacağım. Yavrum. Bebeğim. Ne yapıyorsun? Canım. 10 kalp olup mu olmadık? Neyse. Bu saatten sonra gidip başkasıyla evlenmezsiniz zaten artık herhalde. Şunları şöyle alayım. Şunu alalım. Foraging gibi on yapamadım bu arada ya. Tatsız oldu. Şimdi. Give the sand dragon his last meal, Mr. Key. Aa, tamam, kendi direkt gerektiği kadarını almış. Tamam. Give the sand dragon last meal. Tamam. Biliyorum onun nasıl olduğunu ama bugün ve yarın yapamayacağım. Aa, şeydir, jotları da alsaydım ya, kırdırdım. Şu değişti tabi. Bu yeni görevin ne olduğunu söylemeyeceğim. Siz de bakmayın, sürprizi kaçmasın. Yarın bunu yapacağım. Ya pardon, yarını. Yarından sonraki gün falan bunu yapmaya çalışırım. Aslında bugün şu akşamki mevzu olmasaydı bugün de yapabilirdim. Bu arada şeye de bakayım ya. Şu köylülerle aramdaki iletişimi düzeltmek için şu görevleri bir takip edelim bakalım biraz. Hiçbir şey yok, çok güzel. Mükemmel. Şu yoldan döndüğüme çok güzel, süper oldu yani. Buralarda toplanacak bir şey yok herhalde. Oh.
Abi konuşmaktan da yoruldum, şeyden oyunun koşturmacası da yoruyor garip bir şekilde. Şunları beatleri koyalım. Ha, Geodder alacaktık. Geodder alırız, çıkanı satarız zaten herhalde. Aa, bu ağaç biraz büyümeye başlamış. Şunlardan yarın meyve alabilirsem. Aa, bu da bitmiş. Bu en zor çıkanıydı galiba. Aa, bu da bitti. Oha, tesadüf bak, gözümün önünde bitti. Tam yoldan yürüyünce bir de biraz daha hızlı yürüyor sanırım. Şuna mı koyuyorduk? Evet. Hamle. Aksiyon. Bu arada iki bölüm önce şunu söyleyecektim de tam bölümün sonuna denk geldiği için söyleyememiştim. Böyle hep benim şey arkadaşlarım olmuştur. Böyle okulda falan yazın memleketine giden arkadaş. Kesin sizin de vardır ya etrafınızda. Ama şeyi hiç bilemedim ya. Memlekete gitmek işte yöresel şeyler yiyip böyle eski yaşlı akrabaları şey yapmak falan. Şu ikisi de yok. Ama şu Günter'e bakalım. Fakemiş ağaç. Günter kardeş. Tamam, defol git diyor. Ne diyordum? Ha, ya böyle bazen özeniyorum. Bir de şimdi ben doğma büyüme İstanbul'dayım. Babam da doğma büyüme İstanbul'dur. Hiç öyle memleketlik bir akrabamız falan da yok zaten. Ama şey yani ne bileyim bazen özeniyorum ama 3-4 günden fazla da Karol insan da çok güzelsin Allah kahretsin. Yani çok uzun süre öyle bir ortamda sıkılacağımı da hissederim ama 1-2 gün gidip yaşamayı falan da çok isterdim, merak ederdim açıkçası. Gerçekten hayatımda hiç köy falan görmemiş adamım ben. Hatta böyle total neredeyse 30 yaşındayım. Neredeyse değil de artık 30 yaşında sayılırım. 30 şu şey mi ya? Diyeyim işte sen niye burada böylesin? Beni. Aa, yazık. Ben niye bu tarafa geldim lan, bir şey yapacaktım burada. Bu yaşadığım 30 senenin herhalde en fazla 5-6 ayını falan İstanbul dışında geçirmişimdir. Ben bu tarafa niye geldim abi? Neyim eksik? Şey de yaptırmam işte. 5 tane ayrım var sorun değil. 10.000 para çok sorun değil. 100 tane hardım çok büyük bir sorun. Ona bir ara bakacağım. Buraya da niye geldiğimi hatırladım bu esnada. Yani kısacası çok böyle İstanbul insanı oldum. Yani şehir dışında gençken bir şey giderdim. Gençken dedim ortaokuldayken falan. Çok da ucuza satılmış. Buraya kadar geldiğime bile değmedi resmen. Sen de hiç ödül müdür vermiyorsun. Ortaokul falan çağlarımda böyle 2 ya da 3 kere tam hatırlamıyorum. 3 kere herhalde ya. Galiba 3 kere. Bir yaz kampı vardı Uludağ'da. Böyle gençlik kampı falan gibi şeyler vardır ya. Ama tıraştı yani. Otelde kalıyorduk çünkü. Öyle çok kamplık bir durumu da yoktu. Öyle bir şeye giderdik. Yani gitmiştim. Onun dışında işte toplasan birkaç kere tatile falan gittim. Bunların dışında çok İstanbul dışında hakikaten zaman geçirmişliğim yok. Hele son 10 yıla bakarsak İstanbul dışında bir ay bile geçirmemişimdir belki. Tamamına gidelim bakalım. Saati biraz onu yapmaya çalışıyorum. Şu an yapacak bir şeyim kalmadı sanırım. Ne yapabilirim diye bakınıyorum biraz etrafa. Yerde kurçuk arıyorum. Şimdiden sahile insem... Ah şerefsiz, seni ben ne aradım ya. İş ol eşek. Ha tamam, daha olmadı. Sonra geldi ya festival şey için. Sağlık olsun. Şu sivurdaki herif enteresan bir şey satıyorum. Bari ona bakalım. Hayalet. Sonrasında Void Egg, Star yeni güçlendir oldu diye ama ne olduğunu söyleyemiyor. Kristal Flores hakkında. Neyle yapıldığını bilsem olur olsun. Ya da al ya, öğrenmiş olalım.
500 para. Şunu da istiyorum ama 2 milyon abi. Ha, 100 bin lirayı hayatımda daha görmedim. Oyunda bile. Tarafta bir şey yok. Abi çok kötü. Saat 10 yapmak için gezeceğiz herhalde o zaman. Aa, şu gideyim tahtaları keseyim bari burada. Şu alttaki ev kimindi ya? Hiç buraya uğramadım neredeyse. Kitle kimin abi? Allah Allah. Sarımsı, beyazımsı çiçekler, papatyalar. Kadın, ha burada. Aa, bu her gün burada mı ya? Bunun bir gün olması gerek. Salmonları, bug meat, pufferfish, cave carrot, large egg, quality sprinkler. Aa, salmonları aslında ama çok pahalı. Winter table, rare seed. Hadi alayım. Ne olduğunu bilmediğim için alıyorum aslında. Bilsem belki almayacağım. Burada da bir iki tane slime keseriz. Oo, yapraklar düşüyor. Gel gel, seni görmedim, kusura bakma. Seni de hemen atlayalım. Hardwood 100 tane. Çok zor lan. Buraya her geldiğimde 4 tane şuradan kesiyorum. Bir tane 8 tane alıyorum. 13 gün falan lazım yani. Buradan şey yaparak sadece. Başka yok mu ya slime? Yok galiba. Şunu alalım. Abi şu baykuş çok gizemli. Hah. Onu buraya nasıl girdim? Şurada da mı bir şey var? Aa. Şu aşağısı var. As. Abi oyunda tesadüfen bulduğum şeye bak. Abi bunca zaman şunu bilmeden oynadım ya. İnanılmaz. Abi 4, 5, 6 tane çıkıyormuş. 12 tane. 8-9 günde falan 100 yapıyormuşum aslında. Bunu nasıl bilmez? Buradan geçemiyor muyuz abi? İlla buradan mı? Allah Allah. Çok garipmiş. Şu tarafa geçelim. Aha, saat 10 oluyor. Hızlıca gidelim bakalım. Bu etkinlik neydi hiç hatırlamıyorum. Bir şey yapmam falan gerekiyor muydu acaba? Daha sonra şöyle bir garanti ver işte, tamam. Çok geç kalmayacağız herhalde. Of, yarınki bölüm çok efsane olacak ya. Koşturmaca açısından özellikle. Uçak al, burada neyi bekliyor? Kızların kapısının önüne çökmüş. Ulan, yanındaki apartmanda evde benim emmiyle oturuyor. Gerçekten köylük yerde cinayet mi olacaktı? Bak şey diyor, yarın gel şeyi al diyor, sonbahar tohumlarını almak için yarın gel diyor. Huysuz. Sen de hiçbir olayımız olmadı Maru. Hiç denk gelememişiz Maru'yla. Buralarda bir şey yok.
Nereden başlayacak, bitecek bu olay? Sizle de konuşalım. Ha, evet. Bu eski şeyin tahta şeyin üstüne çok fazla kişi çıkmış, bir sıkıntı olabilir diyor. Evet, çökebilir. Ne? Abi başlasın mı acaba? Hayvanları falan test. Tadını merak ediyormuş bu hayvanların. Genel geyik yapıyor. Şununla konuştuk. Bunlarla... Ha, burada bayağı bir adam var. Sihirciler Grinceli. Grinceli çok olan değil mi ya? Something dark. Oha! Büyük siyah bir şeyin geçtiğini gördüm diyor. Zehirli mi diye merak ediyorum salak. Ender bulundan ve heyecan verici bir şey diyor. Hani geçen sene bunu yapmadım abi, hiç hatırlamıyorum ya. Nature doğa çok güzeldi. Amca hadi başlat. Allah, tamam şunu salınca gelip bir şey yapacaklarmış. Yavrum. Evet, ben de çok heyecanlanıyorum denizi düşünce. Çok korkmuş diyor bu salak gerçi ama. Evet, hadi sal botu. Çocuk şey yapacak sandım. Muhtar her boku da sen yapıyorsun ha. Abi bizim manitanın yanına gitseydim keşke, neyse. Muhtar kazıklandı sanki. Abi bir şey geliyor. Aa. Bana geliyor. Ana bir tane daha. Vay, ulan çok güzel şu oyun şu şeyleri ya. Piksel piksel, vallahi çok heyecanlandırıyor bazen böyle güzel şeylerde. Bunları tutabiliyor muyum lan oltayla? Aa, yavrusu da var. Bir tane fantastik bir şey geldi. Saatte 12 oldu. Şu çantamı bir hızlıca boş. Aa, bunu nereden aldım ben? Neyse, şu çantamızı boşaltalım. Sakince. Bu yanımda kalabilir. Bu yanımda kalabilir. Bunları satacağız. Buralarda biten bir şey yok herhalde. Evet. Buraları yarın hayvan gibi kazacağım, eşeceğim, deşeceğim, şey yapacağım. Yeni mevsime hazır edeceğiz. Mısırlar kalacak ama galiba. Mısırların öyle bir olayı vardı. İki mevsimde de yetişiyordu sanırım. Şunu şöyle aşağı koyalım. Kadara tıklamayalım. Yavruyu, koca baş. Sevmişim zaten. Oh, evet sevgili dostlar. Böylelikle bir bölüm daha sonuna geldik. Yarın sonbaharın ilk günü bayağı bir tohumlarla uğraşacağız. Yine şeyleri ekeceğiz. Bir de gideceğim, şey bir hediye daha vereceğim Emily'ye sanırım. Artık bir evleneyim. Onun dışında bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Karda yürürken dikkat edin. Daha önce basılmamış olan karlara basın. Süper bir gün geçirin. Haydi hoşça kalın.